Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. İstişareli kahvaltı toplantımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kıymetli Hilyat Başkanım, geçmiş dönem kurucu başkanım Şerif Fırat Bey, geçmiş dönem başkanımız Zeki Peker Bey, geçmiş dönem başkanım Erol Ersan Bey, kıymetli Bilkom Başkanım, değerli büyüklerim, hepiniz tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Bilgiyat Başkanımı Kemal İnan'ı kürsüye davet ediyorum. Yüksek alkışlarınızla. Değerli başkanlarım, değerli büyük Bilgiyat ailesi, hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Seçildiğim genel kurulda değerli üyelerimizle birlikte olmadığından dolayı ve benim bana ve ekibime verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkürler. Bir borç biliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Genel merkezimizi yeniledik. Çünkü genel merkezimizi artık 4 defa değildir. Burada biz ticaret yapmak için ticaret masaları kuracağız. Ticaret bilimlerim genel başkanımız artık sektörel bazda üyelerimizi çağırıp burada ticaret yaptıracak. Üyelerimizi iş yapmasını sağlayacağız. İş yapmasını da birbiriyle iş yapması için sosyal medyamızı yeniledik. Artık sosyal medyamız profesyonel olarak ilerliyor ve tüm üyelerimiz hangi işi yapıyor, sosyal medyada diğer üyeler birbirini hem tanıma hem de birbirine iş yapma olanağını sağlayacağız. Biz daha önceki yönetimle, bir önceki yönetimle beraber başladığımız ticari iş birliğimizle biz 50 milyonun üzerinde birbirimize ticaret yaptık. Ve bunu da daha da geliştiriyoruz. Bunu daha da geliştireceğiz. İlk önce dedik ki biz genel merkezimizi yenileyelim. Çünkü genel evinizi ilk önce gelen misafirlere düzgün bir hale getirdiğimizde misafir geldiğinizde ama size bir değer veriyor. Ve biz de üyelerimize değer veriyoruz, sizlere değer veriyoruz. Onun için burayı da tam size layık bir hale getirdik. Değerli arkadaşlar ve değerli üyelerimiz, biz burada bir önceki dönemlerde gerçekten başkanlar da ellerinden geleni yaptı. Ama biz daha önce çok ticaret yapmadığımızdan dolayı birbirimizi tam olarak tanımıyorduk. Bundan sonra inşallah birbirimizi çok iyi tanıyacağız. Ve biz yapmaya çalışacağız. Yapacağız. Nasıl yapalım yok. Yapacağız. Yaptık. Diyeceğiz bundan sonra. Daha önce bizim
TÜZÜK'te yer alan TÜZÜK değişikliğinde il temsilciliklerimizi atadık. Hem Ankara hem de Bursa temsilciliklerimizi atadık. Onları Ankara'daki işinden dolayı gelemedi. Bursa'daki yanımızdadır. Daha önce burada vaat ettiklerimizi tek tek zaten gerçekleştiriyoruz. Ve gerçekleştiriyoruz. Yani arkadaşlar şimdi şöyle söylüyorsunuz. Biz yani biraz heyecanlıyız tabii. Sonuçta da anlıyoruz. Yani bizim yapacaklarımız aslında görüyorsunuz. Yani binamızı yenileyerek yani biz yapıyoruz. Evet yaptık diyoruz. Yani biz çok da söz vermiyoruz. Çünkü söz verip de yerine getirmediğiniz zaman çok eksik durumda olursunuz. Ama biz yapıyoruz. Siz takdiri de üyelerimize bırakıyoruz. Biz böyle bir yeri yaparken ben ve yönetimim bu masrafların tamamını iş bittiği yatın kasasına bir kuruş çıkmadı. Kendi ben ve üyelerim karşıladık. Bravo. Ve burada yönetim olarak yaptık. Yani üyelerdeyiz de yönetim olarak yaptık. Dışarıdan da bizim perdelerimizi Savaş Bey yaptı. Savaş Bey yaptı. Bizim Noğabuların Ensar Bey bazı şeyleri Ensar Gök gönderdi. Üyelerin yaptıklarını söylüyorum. Bizim doğal gazımızı Ömer Dindar Beyefendi yaptı. Yani üyelerimizin yaptıklarını. Ben aslında burada heyecanlanınca da aklıma gelmiyor ama yavaş yavaş size söyleyeceğim. Ya abicim onu selam edeyim. Sayın Müdür hoş geldiniz. Bu müdürümüz de bizim okulun müdürüdür. Tabii de heyecanlısın. Şu anda bizim karşımızdaki okulun müdürü. Şimdi detayları anlatması için buraya Ömer Bey'in sen gelmek için şimdi size çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Sonra tekrar konuşacağım. Evet. Kemal İnan Başkanımıza kıymetli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar hepimiz heyecanlıyız. Yeni bir yolun başındayız. Sürçülisan edersek de affedin bizleri. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Sayın Tamer Kahyaoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım, önceki dönem dernek başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve bilgisayar üyeler. Öncelikle davetinize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere yakın bir tarihte biz olağan genel kurul toplantımızı yaptık. Ve burada dernek organlarının seçimini de gerçekleştirdik. Olağan genel kurul seçimleri sonucunda yönetime seçilen Kemal İnan Başkanı ve yönetim kurulu olarak bu süreçte yaptığımız faaliyetlerle ilgili kısaca bir bilgilendirme yapmak istiyorum size. Şimdi daha önce ayrıntılı olarak TÜZÜK değişikliğiyle ilgili bilgi vermiştim. Ana hatlarıyla geçeceğim, detaylara girmeyeceğim. Önceden TÜZÜK'te derneğimizin ismi Bitlis Genç İş Adamları Derneği'ydi. Oradaki genç ifadesini kaldırıp girişimci iş insanları olarak değiştirdik. Tabi buradaki temel motivasyonumuz şuydu. Biliyorsunuz artık kadınlarımız da toplumun her alanında sosyal yaşamda olduğu gibi iş dünyasında da ciddi başarılara ulaşıyor. Dolayısıyla burada kadın erkek eşitliğini sağlayabilmek için iş insanları ibaresini kullanmak daha uygun görünür. Bir diğer değişiklik yaş sınırlaması ile ilgiliydi. Daha önce biliyorsunuz 50 yaşını dolduran üyelerimiz fahri üye
statüsüne geçiyoruz. Tabii böyle olunca da dernekte aktif bir şekilde faaliyette bulunmak gibi bir durum söz konusu olmuyordu. Şimdi biz artık 50 yaş sınırlamasını kaldırdıktan sonra 50 yaş ve üzerinde olan üyelerimizin bilgi ve tecrübelerinden de faydalanma imkanı bulacağız. Dolayısıyla TÜZİK'le ilgili özellikle bu iki hususu belirtmek istedim. Bir diğer faaliyetimiz profesyonel bir ajansla anlaşma yapıldı ve web sitesi yenilendi. Önceden web sitemiz çok fazla işlevsel değildi. Şimdi yeni bir tasarımla tekrardan gözden geçirildi ve altyapısı sağlandı. Aynı şekilde sosyal medya hesapları profesyonel bir şekilde artık üyelerimizle iletişim kuracak. Başkanım az önce değindi, zaten siz de gördünüz. Genel merkez binamızda kapsamlı bir tadilat gerçekleştirdi hem iç hem de dışarıda. Tabi burada umarım beğenmişsinizdir. Bigya'da layık daha konforlu bir mekan oluşturmak için çaba gösterdik. Bir diğer faaliyet, yine başkanım değinmişti buna, temsilcilikle ilgili. Daha önce sadece İstanbul ve Tatvan'da, Tatvan'da şubemiz vardı ve buralarda bir faaliyetimiz söz konusuydu. Ankara ve Bursa'da temsilci atandı. Dolayısıyla artık hem Bursa'da hem de Ankara'da da dernek faaliyetlerinin daha aktif bir şekilde yapılması için gerekli çalışmaları da devam ettireceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tabii bundan sonra da en iyisini yapmak için, Bigya'da layık olduğu noktaya taşımak için elimizden gelen Sayın Başkan yönetim kurulu olarak elimizden gelen bütün çabayı, bütün gayreti göstereceğimize hiçbirinizin şüphesi olmasın. Kıymetli vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Yönetim kurulu üyemiz Avukat Tamer Kahyaoğlu'na konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi de selamlama konuşmalarını yapmak üzere kurucu başkanımız Sayın Şerif Fırat'ı kürsüye davet ediyorum. Sevgili Bigya Dairesi, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben öncelikle Kemal Başkan'a ve yönetimine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar böyle bir yeri, bize daha önce yapılan bir yeri tadilat yaparak daha işlevsel bir hale getirdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Ben bir şeye değinmek istiyorum. Daha önce biliyorsunuz Bigya'da olup da şu anda aramızda olmayan bazı arkadaşlarımız var. Salih Barut ve dün de Hakan Aktos. Belki ismini bilmediğim başka arkadaşlarımız da olabilir. Ben bunların ruhuna sizlerden bir fatiha istiyorum. Dün Hakan Aktos'un, Mehmet Aktos'un kardeşimizin amcası oğlu, o vefat etmişti. El Fatiha. Ben Kemal Başkan'dan şey bekliyorum. Şimdi daha önce verilen bazı sözler vardı. Kemal Başkan mutlaka bu başkanlığı süresinde buraya katkı sağlayarak bir yer alması konusunda bir söz vermişti. Sağ olsun o zaman da kongrede Yaşar Başkan'la dedi ki Kemal Başkan bir söz verdiler. Onlar sözlerini yerine getirdiklerine inanıyorum ve ben de aynı sözü bir an evvel yer aldıkları takdirde ben de kendim de hemen 100 bin lira katkıda bulunacağımın sözünü veriyorum. Yani bence elinizi çabuk tutun. Zeki Başkan da burada bir an evvel buraya bir yer bulun. Yani bizim yerimiz çok güzel. Şu anda genel merkeze ihtiyacımız yok. Ama yani kira geçecek bir yer olursa en azından bundan sonra Bigya'nın yaşaması adına çok daha iyi olacağına inanıyorum ben. Biz doğru olan her şeyde sizin yanınızda olabiliriz. Yanlış olan şeylerde eleştireceğiz. Ben tekrar başarılar diliyorum. Hoş geldiniz, selam veriniz.
Şerif Başkanıma kıymetli konuşmaları için teşekkür ediyorum. Şimdi de selamlama konuşmasını yapmak üzere geçmiş dönem Bilgiyat Başkanımız Sayın Zeki Peker'i kürsüye davet ediyorum. Saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kemal Başkan'ın genel kuruldan sonra tabii ki olarak bir araya geliyoruz. Sizi de ve bu yenilemiş olduğun genel merkezi de tebrik ediyorum, sizleri kutluyorum. İnşallah bu çatı altında geçmişte kurucu başkanımız Şerif Fırat, ikinci başkanımız Erol Ersan, ve ben üçüncü başkanımızla Bilal Dağdağ'ın herkes bir şeyler yapmaya gayret etti. Ben de inanıyorum ki Kemal Başkan'ın da bayrağı aldığı yerden çok daha yüksek yerlere götürüp bitkisiyle bitkisileri her zeminde en iyi şekilde yönetimiyle birlikte temsil edeceğine inanıyorum. İnşallah öyle olur. Ve şimdiden de başarılar diliyorum. Şimdi güzel bir mekan olmuş. Allah utandırmasın. Başta Erol Başkan'ın başlattı burayı. Arkasından işte kimse bize bir şey yapmadık. Ama gerçekten şu anda böyle keyifle oturulacak. Böyle güzel tablolarını inşallah hep burada birlikte görürüz. Değerli kardeşlerim, ben gelmiyordum. Gelemiyordum daha doğrusu. Yani gelmiyorum derken yani aranızda katılmak gelmiyorum öyle kötü manada değil. Bundan 3 gün önce Allah tabii bütün herkesin hastalarına şifalar versin. Benim de ailemden 3 tane ameliyatlı hastamız oldu aynı gün ve ayrı hastanelerde. Biri eşim çok önemli değildi çok şükür eski hastalığına göre bir safra kesesi ameliyatı oldu. Benim küçük kardeşim, birlikte çalışıyoruz, Medeni Peker üyemizdir. Şu anda o da tabii emekli olmuş, 50 yaşın üstünde. O bir bel fıtığı oldu. Büyük abimiz, bize babalık ve abilik yapan Samettin Peker abim de, o da çok önemliydi ama yani bir operasyon geçirdi. İki gözünde katarak ameliyatı oldu. Samimiyetini de söylüyorum, yani 3 hasta olduğu için bırakıp gelemiyordum. Ama niye geldim? Dedim ki ya, şimdi evi var o tabi. Acaba geldiler mi? Hangi arkadaşımız geldi? Hangi arkadaşımız gelmedi? Ben Ankara'dan vurur gelirdim. Yumruğumuzu vurduğumuz yerin sesi ayrı çıkar. Onun için Cenab-ı Allah birlik beraberliğimizi bozmasın. Bitlis için, Bitlisliği için bu dernek ve da Bitlis için BETAF biliyorsunuz en başta gelen Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin içerisinde en iyi bir vakıftır. Devletten hiç destek almadan bugüne kadar her sene 600 Bitlisli öğrencilerimize hoş veriyoruz. Ben de orada yönetim kurulu üyesiyim. Ve BETAV'ın da, BİGİ adında ve Bitlis'in bütün sivil toplum örgütleri, çok başkanlarımız var burada. Federasyonlarımız, konfederasyonlarımız hepsinin temel amacı Bitlis'e ve Bitlisli'ye hizmet etmektir. Bugüne kadar Cenab-ı Allah sağlığımızı ve varlığımızı bozmadığı müddetçe samimi gördüğümüz müddetçe de arkadaşlarımızı her zeminde Bitlis'e ve Bitlis'e nasıl ki destek verirse bugünden sonra da inşallah yine aynı desteğimizi devam ettireceğiz. Tabii böyle bir güzel mekanın tekrar söylüyorum. Çok hoşuma gitti. Gerçekten de avizeler de çok güzel. Başkanımızın avizeci olduğu, ithalatçı olduğu belli. Ondan sonra üstadı da bir şimdi bir elimi yıkamaya gittim. Orada güzel olmuş. Allah utandırmasın. Ben bu güzel mekanı başkanımı ve emeği geçenler için de hepinizden bir alkış istiyorum.
Şimdi çok özür diliyorum. Bir iki hususa da değineceğim. Şimdi biz yapılan güzel işleri alkışlayacağız. Bir Mülhan abi. Ama eğer yüksek istişare üyesiyim ben şimdi. Başkanımız burada, ben yoktum, gelememiştim. Sağ olsun arkadaşlarımın hepsi bir arada toplanmışlardı. Yüksek İstişare Başkanımız Erol Ersan kardeşimiz, eski başkanımız, başkan yardımcısı Seracettin Günbay, genel sekreter, şimdi onu da unutun, bağışlayın. Bey, seni sevmiyorum, gönlümde kalmamış senin. Seni seviyorum. Karşılıksız bir sevgimiz. Şimdi, o da orası, yine şimdi burada, arkadaşlarımız da burada. Biz bir genel kurul geçirdik. O genel kurulda sırf bazı üye arkadaşlarımız belki bilmiyor, bir düzeltme olsun diye kusura ediyorum, yani kusura bakmayın. Bir genel kurul yaptık. Genel kurulda üzüldüğüm için, hani Demirel'in bir sözü vardı, diyor, ben konuşmuyorum, dert beni konuşturuyor. Şimdi ben de burada bir iki şeye değineceğim ama biz kardeşiz hepimiz, eleştirilerimizi de yapacağız ki doğru yolu bulalım. Ben başkan iken kim beni eleştirdiyse ben kendisine teşekkür ettim. Yeter ki haklı ve yerinde eleştiriyorsa, ama haksız eleştirilere de mutlaka cevap verdik, kabul etmedik. Çünkü haklı eleştiriler her zaman bize ışık tutmuştur. Gerçekten de bizi geliştirmiştir. Çok da faydası olmuştur bize. Biz bir genel kurul geçirdik. İki kardeşimiz adaydı. Biri Kemal, biri Yaşar kardeşimiz. İkisinin de yarışında biz başarılar diledik yani iki tarafa da. Tabii o zaman belki sizlerin içinde de o gün olup da bugün burada olmuyor. Genel kurulumuz çok kalabalıktı. Zeki Peker şunu destekliyor, Zeki Peker bunu destekliyor. İşte o karıştırıyor, bugün ne yapıyor? Yani en son karıştırıcı birisi olarak kendimi görebilirim vallahi. En son. Samimiyetle söylüyorum. Eğer gerçekten de ben taraf olmuş olsaydım, Peker soyadını taşıyan burada yaklaşık 10'a yakın üye var. Ve o gün için İki tane Peker soyadlı da İstanbul'daydı. Şantiyeleri var burada, çalışıyorlar. Şu anda da buradadılar. Onlar dahi, onları getirip oy kullanırdık. Vallahi aradaki farklı, eğer Yaşar Başkanı, ben oyumu Yaşar Başkan'a verdim. Vermedim değil, bak bu kadar açık ne konuşuyorum. Ama ben Kemal kardeşime de karşı değilim. Ben başarılar biliyorum kendisine. Dedim ya, biz güzel şeyleri de alkışlayacağız, eleştirilerimizi de yapacağız. Kim bana sorduysa, arkadaş demokratik bir yarıştır, biz de bu yollardan geçtik, bizim hoşumuza gitmeyen başka arkadaşların da hoşuna gitmez diye kimseye karışmadı. Hiçbir üyenin işte buradasınız. Biri kalkın desin ki teki teke, burada olanlar mutlaka bizi, mutlaka yani dinleyen seven var aranızda. Birisi desin ki valla sen bize dedi oyunu falan keseri. Birkaç arkadaş bana tabii ne düşünüyorsun dedim ki valla Kemal kardeşimiz, önce o bana söyledi. Yani ben ona da söz vermiştim. Bak, Kemal kardeş, ben önce valla ilk sen bana söyledin. Allah vekil, ben sana da söz vermiştim. Sonradan böyle dedikodular şunlar bunlar bulunca, ben de yaslandığımın başına gidene kadar kararsızların fikri belli olmuyor. Kararsız kaldık ve sonunda dedim ki ben Yaşar Başkan'a oy veriyorum. Yaşar da benim için, hepiniz de benim için önemlisiniz, değerlisiniz, hepinizi de çok seviyorum. Bunu niye söylüyorum? Yani ben eğer gerçekten de taraf olsaydım, bakın çok fazla bir oy arada yoktu. Peker ailesindeki üyeleri getirseydim, bir tabii seçim o zaman alırız taraf olarak. Veyahut o salonda o gün samimiyetimle söylüyorum, birçok arkadaşımıza gidip rica etseydim yine alırdık. Yani ben burada yanlış anlaşılmasın. Ben yani bulunmaz Hint kumaşı ve gücüm var, şun var, şun değil. Yani nasıl bir dille anlatırdı, söylerdi. O zaman oy vereyim, taraf alırdı. Şimdi ondan sonra tabii bazı arkadaşlar şey dediler. Sonradan sosyal medyada içindeki zehiri döktü. Vallahi benim içinde hiçbir zehir falan olmamış. Güne kadar olmazdı. Sinirli biri de değilim. Sinirlerim de alınmış. Var olan bir şey. Sinirli de yok yani. Kolay kolay. Şimdi bunları açıklık getirdim. Yani ben her şey açıklıkta ferahlık vardır. Yani biraz önce Kemal Başkanımın dediği gibi biz söz vermiyoruz. Yaptıktan sonra herkes görecek.
Şimdi söz insanın ağzından çıktı mı, insan o sözün esiri olur. Ama eğer ağzından çıkmamışsa söz sizin esiriniz olur. Onun için şimdi böyle bir şey oldu. Yalnız burada ben bir şey daha değineyim. Bana bazı arkadaşlarımızdan Kemal Başkan'ın ve Yüksek İstişare'deki Başkan Yardımcımız şimdi burada da değil. Bu arkadaşımızdan dolayı doğrusu yani yanlış anlaşılmasın. Burada olmasını arzu ederdim. Yani eğer burada bu arkadaş unutulmuşsa veyahut da ihmal edilmişse bilerek bu böyle bir art niyet olursa gerçekten de dedim ya biz birbirimize samimi olmasa biz bu işi götürelim. Samimiyetin olduğu yerde bereket olur. Burada bir art niyet varsa boş bir şey değil. Çünkü niye? Biz Selen Çetin Gürmay kardeşimizi genel kurula davet ediyoruz. Ben etmiyorum. İki başkan adayı ediyor. Ve en iyi görevi de kendisine veriyorlar. Divan başkanlığı gibi bir önemli sandalye kendisine teslim ediyorlar. Ve o arkadaşımız genel kurul günü orada tarafsız ve gerçekten de tepkisiz bir genel kurul sonuçlandırdı. Yani orada çağırıp genel kurul da divan başkanlığını veriyorsanız bugün de aynı genel kurul günü yüksek istişare listesine de eğer onu da orada dahil edip o genel kurul yüksek istişare üyesi olarak da bu arkadaşımızı seçiyorsa bugün burada olmaması hoş bir şey değil. Kemal Başkanım 3 defa aradı, telefon kapalı, cevap vermemiş. Şimdi tabii gelişmelerden sonra eğer aranmışsa ben de olsam Kemal Başkanım biraz önce dedi. Ben bunu yani samimiyetle söylüyorum. Lütfen kusura bakma Kemal Başkanım. Yani şimdi başımızdan geçtiği için anlatıyorum. Şimdi sana damdan bir şeyini getirmeler lazım bizim gibi. Biz de burada başkanlık yaptığımız için başımızdan geçtiği için ben kardeşime böyle anlatıyorum. Şimdi ben mesajına bakarsam bu binamızın resmini şey yapmıştım. Gördüm çok fazla bilmiyorum. WhatsApp'ın tarafına atıyorlar ya neydi o yer ya? Durumu atmıştım. Durumda ben de hayırlı olsun dedim Kemal Başkanım. Binamızın içini görmedim. Binamızın içi dışına yansımış dedim. Kendisi öyle güzel görünüyor. Hemen arkasından da dikkat edersen mesajlar buradadır. Telefon senin yanındaşı. İstersen sen oradan oku. Ben bildiğim için eleştirdik eden bu selamettin meselesiydi. Genel anlamda söylüyorum ama şimdi o bunu olduğu için söylüyorum. Ben Kemal kardeşime mesaj attım. Dedim ki Kemal kardeşim mesaj listene yüksek istişare üyeleri ve diğer başka üyelerimizle mesela hepsi ilave edip sizin etkinliklerinizi, sizin toplantılarınızı onlar da haberdar olsunlar, yarın öbür gün sistem olmasın. Vallahi 24 Eylül'de yazdım. Ben yani hiçbir şey yoktu ortada. Çünkü bizim de başımızdan geçti. Ben Şerif Başkan, Meral Başkan, başkanlık yaptığımızda biraz başkanım mutlaka bu tür sıkıntılarla karşılaşmıştık. Herkesi memnun etmemiz de mümkün değil ama iyi niyet varsa mesele yok. Ama iyi niyet yoksa gerçekten de biz ya belli bir grubu biz sevmiyoruz. Böyle ayıplansın geçsinler deniliyorsa biz o zaman eğer ben de içindeysem biz o zaman biz ayrılalım sevenler de yola devam edin derim yani ben açık söyleyeyim kardeşlerim benim bir yüksek istişare üyesi olarak bu bir tasfiye niteliğinde ben bunları söyledim ben genel kurulda olmayan arkadaşlarımız belki var genel kurulun sonuçlarını bulmayan arkadaşlarımız ona da bir açıklık getireyim beni sabırla dinlediğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah baktığımızı, yolumuzu açık etsin. Solumuzu son kapıda gidip hayır olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Zeki Başkanımıza kıymetli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de selamlama konuşmalarını yapmak üzere geçmiş dönem Bilgiat Başkanımız Sayın Erol Ersan'ı
yüksek alkışlarınızla mikrofona davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli Biat yönetimi ve değerli kıymetli Biat ailesi, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetimle selamlıyorum. Allah'ın selamını belli olsun. Aldım. Abi, Zeki diyor ki, Erol Başkan buraya yapmış, Kemal Başkan buraya yapmış ama Zeki kendini o kadar mütevazı ki demiyor ya, ben Ankara'da bir daire verdim buna. Onu demiyor. Onu bilirsen, onu bilirsen. Ya mütevazinin bu kadar abi, seni takdir ediyorum. Ya bunun için ben senin, seni takip ediyorum ya. Bütün mesela. Buradan sonra bir miydi, iki miydi daire? Bir daire, bir daire. O kadar yok abi, o kadar. Yeni bir yer alırsak artık gönlümden ne kopar. Ağa biliyorsun, ağanın eli tutumu var. Daire değil değil mi? Para değil. Ağayı, ağanın peşinden gideceksin ki hani ağa bir de yok mu diyecek. Tamam. Abi öncelikle Kemal Başkan, teşekkür ediyorum. Bu kahvaltıyı hazırlayan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu binayı gerçekten çok güzel yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Tadilat yapmışsınız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tamamen Kemal Başkan'ın heyecanını çok güzel gördüm. Aslında heyecan biz de öyleyiz. Bak halen heyecanlıyız. Çünkü niye? Ya Bitlisler var burada. Bitlisler. Baksana ya. Allah'ını seversen. Hep karnına Bitlisler ya. Bizim zaten en büyük değerimiz burada. Yani siyasi görüşü ne olursa olsun. AK Partili olur, bilmem diğer partili olur, HDP'li olur, bilmem ne. Ama en önemlisi bak içimizde Bitlisler var. Bitlisler o burada. İnanıyorum ki bundan sonraki toplantılar daha kalabalık olacak. Ben bugün hakikaten büyük keyif aldım. Arkadaşlarımızı aramızda görmekten de büyük keyif aldım. Bu arkadaşlarımız haricinde üyelerimizi biraz daha artıralım. Ama böyle gerçekten üyeli sınıfı, üyelik yapabileceği arkadaşlarımızı yapalım. Üye yapalım. Ve Bidiyat'ı bir ileriye götürün. Kemal Başkan diyor heyecanlı mı konuşma, önemli değil. Sen konuşma, icraat yap. Arkanı herkese ne almışlar. Tamam mı? Biz zaten seni rahat bırakmayız. Yüksek İktisar'ı kurduk. Niye kurduk? Kendimizde kur var. Baktık ki Bidiyat böyle biraz şey yapacak. Sağa sola gidecek, gitmesin diye Bidiyat'ı kurduk. Sağ olsun bütün arkadaşlarım da. Ama burada Besim abi bana gönül koymuş, benim haberim yok. Besim abi bak burada açıkladım ben, haberin olsun. Besim abiyi de aramıza alacağız. Orada yüksek ihtisarın zaten bir etkisi yok. Gelmek isteyenler benim başımın gözümün üstüne. Bana Bilgiyat İlk Başkanlığı'nın şey tekledi. Şu var ya şu. Şerif Uras. İlle sen o. Ya tam ben oldum. Ama benim yanımda kim olacak onları görecek. Herkes yanımda olsun arkadaşlar. Bak yoksa rezil ederim bak. Yemin ediyorum rezil ederim. Haberiniz olsun. İşin esprisi biraz, ben biraz doğal konuşuyorum. Kusura bakmayın, resmi değiliz. Abi biz değil Bidiyat. Ben geçen gün federasyonun şeyine çağırdı bizi. Toplantısına arkadaşlar buradaydı. Onlara da destek veriyorum abi. Bidiyat'a da destek veriyorum. Bir konu da destek veriyorum. Köy derneklerine destek. Ama Erol Arslan olarak kendi imkanın dahilinde hep yanında olacağım. Bu net. Ama bir şartım var. Siyaset olursa ben orada bulmam. Niye orada olacağım? Ben Bitlisli oldukları için orada olacağım. Bitlisli oldukları için. Siyasi gözlerle ilgilenmeyi. Kendi duyarım. Herkesin siyasi özgür, demokrat bir ortamdayız da. Buradan girer içeri siyasi gözlerini çıkarır böyle. Girer bizim Bitlisli olarak yanımıza gelir. Ben onunla Bitlisli olarak görüşürüm. Yoksa gerisi bizim için çok önemli değil. Hakikaten de ikinci bir durum. Zeki abinin demin seyredeceğim Gülbay'ın. Tam biliyorsun. Başkan yardımcısı benim federasyon başı şeyde ne diyorsun yüksek istişarede başkan yardımcısı bana dedi, dedim geleceğim abi, size geleceğim, destek olacağım, onlara da söyledim, doğru mu? Siyaset doğrusu ben yokum dedim ama size her türlü destek vereceğim. Niye abi, niye vereceğim onu da size açıklayayım abi. Bağcılar'da şu anda bir tane belediye başkan yardımcısı yok. Bu bizim ayımızdır, gerçekten ayımızdır. Türkiye'de, İstanbul'da bir tane belediye, Bitlis belediye başkanımız yok. Bu bizim ayımızdır. Niye? Hep parçalandı.
Kaç kez gördü ya, biz Betim abi niye belediye başkanı yapıyoruz? Söyle, şu çekmeceğiz. Ya olabilir, AK Parti olabilir. Biz de onun bitkisi olarak destek vereceğiz. Şahsi destek vereceğiz. Ama yarın da gittiğimiz zaman Betim abinin yanına, Betim abi de bizi bitkisi olarak görecek. Şu parti diye görmeyecek. Eğer o da görüyorsa o da oraya git orada oturmaz yani. Kusura bakmaz yani. Bütün mesele bu. Mesele bitkisi olmamız abi. Bitkisi olduğumuz sürece vallahi bizim atacağımız mermi adrese teslim gider. Onun için arkadaşlar biz çok bölündük, parçalandık. Bu saatten sonra bölünelim. Bak bugün şu günkü olaydan ben Zeki abime katılıyorum. Ve tam destek olarak katılıyorum. Ben dün haber buldum. Tesadüfen Tenerdekli Bey'i aradım. Kırılmış. Yani burada artık bir afiyet varsa bundan ben de rahatsız olurum. Abi bak burada Ahmet, Mehmet şu meselede artık kaldıralım ya. Artık biz bir aile olduk ya. Bilgi ailesi olduk. Bilkon ailesi olduk. Bilmem ne ailesi olduk. Federasyonun ailesi olduk. Biz bitkisiz ilk başta abi. Onun için herkes birbirini sevsin. Siz demeyeceğim. Birbirine ayrışma yapan. Geçen bitkide gittik. Dediler ki ya siz niye geldiniz buraya? Öyle değil mi başkan? Doğru mu? Hani Mesut abi? Evet. Doğru değil mi? Ona biz gezmeye gittik, bir günde gittik, bir taciye gittik, döndük. Yani herkes bir şeyden şüpheleniyor. Yani herkes bir şey bilmiyorum ya. Herkese böyle bir art yetmiyor olmuş artık. Herkesin akıllı, bizler de çift akıl olduğu için. Şimdi birinci akıl durunca ikinci akıl devreye giriyor. Biliyorsun bizim bitkisinde iki akıl var. Hep bunu söylüyorum ben. Birinci akıl durdu mu ikinci devreye giriyor. İkinci devreye girdiği zaman da ne yapıyor biliyor musun? Baştan yukarı gidiyor abi. Şeytan yoksun, Rahman'ı düşünmüyoruz da. Aslan burada, ya biz kardeşiz, neyi paylaşamıyoruz Allah aşkına ya. Ya bizim bir tane belediye başkanımız yok, utanıyorum ben ya. Ya ben kendim olunca kusura bakmayın belediye başkanı, ben bir şey de istemiyorum. Tövbe olsun. Ama bak, ne cevherler var içinde ya. Aslanlarımız var içinde ya. Gidecek sorunlarımız var. Gelen taleplere biz yetişemiyoruz ya. Sağ olsun belediyede çalışanlara gidiyoruz. Belediyede meclis üyelerimiz var, destek görüyorlar ama niye bir belediye başkanımız yok? Yarın öbür gün bir milletvekilimiz olacak abi. Bir milletvekilim oturacak yüksek itişare ve bunu hakikaten bu işi yapabilecek diye kalktı. Bize gerçekten adam gibi adam, şeffaf olacak. Adamı biz öğreneceğiz. Kaç kişi öğreneceğiz? 10 kişi. Ondan sonra oturacağız, biz şey yapacağız, kura çekeceğiz ya. Açık ve eksilerini anahtarını tartışacağız, o adamı oraya getirecek. Ben milletvekilim demek de ortaya çıkmayın olmuyor. O adam çıkarsa ona destek vermeyeceğiz. Ha siyaset yapmıyoruz, yanlış anlamayın. Biz Bitlisleri bir yerlere getireceğiz. Bunun gelmesi ne demek? Bir 5 sene sonra bizim Bitlislerin iyi kurumlarda, iyi noktalarda olması. Bu şey anlamında söylüyorum ben. Yani bürokrasi anlamında, devlet anlamında söylüyorum. Aslında bizim işimiz o değil. Bizim işimiz iş adamının kimliği. İş adamının kimliğinde ne yapıyoruz? Kemal abi diyor ki, Kemal Başkan diyor ki ben diyor heyecanlandım. Ya boş ver heyecanı. Sen itiraat yap. Sen bir şeyler yap. Proje getir. Projene destek verelim. Bu saatten sonra projeye destek veriyor. Yani büyük projeler geliyor bize. Ama bir kişi bu projeyi yapamaz. Ne yapacak? 10 kişi bir yana gelecek, havuz oluşturacak. 20 kişi gelecek, havuz oluşturacak, biz de bir yerlere geleceğiz. Yani bireysel olarak herkes gerçekten bitkisler çok başarılı. Ama bireysel olmayan insanlar var yani. Alım gücü düşük insanlar var. Belki de %1 o gelecek, %2 gelecek ya. Onlara destek verelim. Yaldınız herhalde. Neyse ben burada fazla konuşmayayım ya. Bir şeyler yapıyorsa söylemeyeyim ben. Yaşar Başkan tamamlasın anlatsın. Abi sizden ricam. İşin gözlerine bak. Gözünü bırakan bir tarafa. Sizden ricam. İnsanı ayrıştırmayın. Lütfen. Ayrıştırmayın. Siyasi görüşler olursa olsun ayrıştırmayın. Biz bundan kaybediyoruz. Vallahi kaybediyoruz. Trabzon'u görüyor musun ya? Adamlar diyorlar her yer Trabzon. Ve gerçekten her yer Trabzon. Ben bunu görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz biliyor musunuz abi? Kurumlara gittiğim zaman her yer Trabzon. Ulan diyorum bana bir tane kimliği çıkarın ya. Cebine dursun. Arada gittim de kim ben de. Trabzon'un değil mi? İşini görürsün. Ulan öyle mi yaptılar ya? Ne yaptılar? Ya biz de zaten bizim eğitimde 10 sene sonra 5 sene sonra bizim Bitlis'teki eğitim kalitesinden dolayı bürokratlar Bitlis'i olacak. O Allah'ın emri. O Allah'ın emri. O Allah'ın emri. Biz de sana yoksa biz kalite, eğitim kalitesi Bitlis'te şu anda çok yüksek. Sağ olsun iş aramalarında, Allah razı olsun. Erenlerden işte orada okul yapan, Sayın Hocam içinde de Bitlis'te bir çivi çakandan Allah razı olsun. Pekeler, yani aile olarak sayamıyorum. Pekeler ailesi olsun, Kiler ailesi olsun. Yani Gencerler olsun, bir çivi. O tescilci arkadaşlarımı da tebrik ediyorum.
Bu sıralar mesela Bentham'ın çok da bir şey projesi var. Bitlis balı ayağa düşmüş abi. Şimdi kaldıracaklar. Kim kaldıracak? Bentham kaldıracak. Aslında bu kooperatif görevini yapsaydı Bentham'a ne gerek yok. Ama şimdiden sonra Bentham kalsın. Örnek veriyorum mesela. Biz şimdi ne yapacağız? Bu saatten sonra bizim en önemli işimiz, burası çok güzel bir mekan oldu. Buradaki küçük toplantılar burada yapar. Asıl biz büyük yer bulmamız lazım. Milli Emlak'tan kiralık yerler, 49 yıldan da kiralık yerler bulalım. Ankara'daki Memo, oğlum neredesin? Oğlum söyle, öyle yapıyor, böyle olmaz. Söyle, söyle. Bir tane böyle bir 5-10 dönüm bir yer bul da alalım, kiralayalım, büyük salon yapalım, onun yanında şey yapalım, kafeteri yapalım ve gelir getirsin buraya. O kadar özellikle konuşuyorsun, böyle istemiyorum. Allah aşkına. Tamam. Bak söyle alır, gördün mü? Bak söyle alır. Ne zaman? Ne zaman? Tarih söyle. 2 ay süre verelim başkan. Çoktur yani. Zeki abi kaç ay? Ankara bürokrasi. İçişler bakalım bundan sonra ya. Sana yemin ediyorum bunu yapamayacak iş yok biliyor musun? Bunu böyle böyle baktığına bakma. Birbirine baksan diyorsun bu adamda ne var? Buna ne şey var ya? Mehmet İbayro'nun torunuydur abi. Yani bir şey istekiyoruz. Abi sizden tekrar rica ediyorum. Biz öncelikle bitlisçiyiz, iş adamıyız, bürokratız ama ayrıştırmayın ve biz yolumuza devam edelim. Hep beraber içişlere yapalım. Hep beraber düğünlere gidelim. Hep beraber cenaze katılalım ama bitlis olduğumuzu görsünler yani. Arkamızda konuşanı da hemen susturun. Susturun. Ben dün olayla müdahale etmeye çalıştım. Cenaze konusunda da hakikaten çok rahatsız olduğumda ifade ediyorum. Yani ben onunla beraber onu bizzat ettik. Yaptık başkan yardımcısı. Yani niye ayrıştırmalar olmaz? Herkes artık siyasi şeyini bıraktı bir tarafa. Şimdi dönüp geldik baktık bugün toplantıda yok. Ona da dönüştüm. Gelmeyeceğim dedi. Küçmüş. Ya bu işte küçmek yok aslında da. Küçmüş. Bizim bitti kararları düşüyor ya bazen. Birbirine küçüldü bir tane haberi. Bu da onun için. Niye küsmüş? Küsmek olmadı. He? Niye küsmüş? Bunu da açıklaydı bilelim. Bilmiyorum ki abi işte davet etmemişse onu özel davet bekliyor. Ben de davet ediyorum. Burada biraz da bulunacağım ben. Abi eğer bizi sevseniz zaten buradan istifa edip gitmez. Sevse yok abi yok. Kimse istifa etmedi. Arkalara bak. Geriye dönmeyin. Tamam, bu saatten sonra ileriye bakacak. Kimse ileri geri dönmesin. Kimse kimse neyse. Ya sen bir insanı sevebilirsin, sevmeyebilirsin. Ama içinde kalsın. Dışarı vurmayın ya. İçinde kalsın patlasın ya. Biz şey seviyoruz abimizi ama bizi sevmedi. Abi iyi ki varsınız, iyi ki bilgi attınız. Sizleri seviyoruz, Allah'a emanet olun. Birader, ay Yaşar Başkan diyor bir şey lazım. Unuttu Yaşar Başkan. Şerif abi, 100 lira şey verdi. 100 de sen verdin, 100 de buna verecek. Bir de Allah kerim, ne zaman ne kadar verecek, ben diyeceğim. Sayın Başkanımıza kıymetli konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Uzun zaman bir araya gelememenin sonuçları, herkes konuşmak istiyor çünkü hasret var, muhabbet var. Evet, şimdi de aramızda Bursa temsilcimiz var. Kadir Çiftçi Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Selamünaleyküm. Adım Kandil Çiftçi. Bursa'da Nilüfer'de AK Parti'den meclis üyesiyim. Yani partimi de açıkladığım için kusura bakmayın. Çünkü burada siyaset konuşmayacağız ama bilmenizi istiyorum. Yeni seçilen başkanım, yeni yönetici arkadaşlara, herkese çok teşekkür ediyorum. En iyi burada geçen arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Zeki Başkanım, seçimle ilgili çok detaylara girdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu bir seçimdir, oldu, bitti. Ben Yaşar Başkanıma da, Kemal Başkanıma da saygıyla, sevgiyle bu başarılarında, bu emeği geçen her şeyde teşekkür ediyorum. Bende de biraz heyecan oldu. Birazdan açılmaya başlayacağım inşallah. Çünkü gerçekten biz Bursa'da bu kadar Bitlisli iş adamını bir arada göremiyoruz arkadaşlar. Eski başkanlarından birileri dedi ki, biz bir araya gelemiyoruz. Biz
bir yere gittiğimizde Trabzonlular bize der ki her yer Trabzon. Doğru arkadaşlar. Her yer Bitlisli de olabilir. Ama biz birbirimizi çekiştirmeden, birbirimizin arkasından konuşmadan yüreğimiz temizse bunun başka bir adı yoktur. Ben bunu Bitlislilerde görüyorum. Bunu her yerde söylüyorum. Ve gerçekten Bursa'da, İstanbul'da, her yerde Bitlisli camiası için kesinlikle kimse kötü konuşmuyor arkadaşlar. Bu bizim için çok büyük bir artıdır. Bursa'da temsilciliğe seçildikten sonra Nilüfer bölgesinde bir idari binanın kurulup altında işte gelir getirecek güzel bir mekan için çalışma yapıyoruz. İnşallah plan değişiklikleriyle uğraşıyoruz. Eğer bunu sonuca ulaştırırsak Bursa'da da güzel bir mekanımız olacak ve o zaman çok çok daha kalabalık bir şekilde hepinizi oraya da kahvaltı ve yemeğe de bekleyeceğiz inşallah. Tabii ki, tabii ki. Bigyat. Kesinlikle Bigyat olarak olacaktır. İkincisi, biz, benim Bursa'da gördüğüm kadarıyla bu teşkilatlanmayı, bu gruplaşmayı Trabzonlardan sonra Muşlu arkadaşlarımız çok güzel yapıyor. Çok güzel dokunuşlar yapıyorlar, çok güzel organizasyonlar yapıyor. Bu da Bursa'da çok iyi ses getirmeye başladı. Bir belediyelik alamadılar ama resmi kurumlarda istedikleri yerlere gelmeye başladılar. Çünkü bunu herkes konuşmaya başladı. Herkes bunu konuşmaya başladı. Ama bizim Bitlisli'yi daha kimse konuşmuyor arkadaşlar. Şimdi Başkan Kemal Bey bayrağı aldı. İnşallah ses getirmeye başlayacak. Biz de arkasında bulunacağız. İnşallah güzel yerlerde, güzel projelerle Bitlisli'leri de her yerde görmeye başlayacağız. Biz Bitlisli'leri bir yerlerde görmeye başladığımız sürece resmi kurumlarda her yerde bir Trabzonlu değil bir Bitlisli'yi görmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu bir gerçektir. Burada ilk toplantımızdır. Konuşulacak gerçekten çok konuşmak konu var. Dediğim gibi yani biz artık geriye değil, küsenlere değil, biz barışanlara, biz insanları, toplumumuzu, Bitlislileri ne kadar bir araya getirebiliriz, nerelerde daha yoğunluk gösterebiliriz, nerede çok ses getirebilirize bakmamız lazım. Bu da bizim öncülüğümüzde Kemal Başkan olacak. Biz de hep beraber arkasında olacağız arkadaşlar. Bursa'da da çok yakın bir zamanda inşallah çok güzel bir organizasyon olacak. Sizleri de hepinizi davet edeceğiz. Mutlaka bekleriz Kemal Başkan'ın dahil. Burada konular açıldıkça nokta almadım. Bir sürü konuya değinmek gerekiyor. Burada anladığım kadarıyla burası bizim yerimizde bir yer programı var. Bu yer programında nasip olursa, bir organizasyon olursa 100 lira da ben katkıda bulunacağım. 100 bin lira. Şu bir gerçek ki eğer yer bulunursa, bununla ilgili çalışma başlatılırsa biz Bitlisli hemşerilerimizin yani böyle 3-5 milyon bilmem ne bileyim çok daha büyük rakamların yapılabileceği bir yerde kesinlikle bir noktada aksamadan başarıya gidileceğine inanıyorum. Bu İstanbul için de böyle, Bursa'da için böyle. Bunun ötesinde bizim buradaki işleyişimizin ana sebeplerimize bir grup şeklinde bir ticaret işleyişinin olması. Bununla ilgili Kemal Başkan'ın çalışıyor. Biraz daha kapsamlı olmasını istiyorum ben özellikle. Yani kimin ne iş yaptığını, nereden nerelere dokunuş yapılabileceğini, gerekirse bu işleyişin içinde çok grup bir, burada Bigat olarak bir tane şirket kurulması, bu şirket içinde kurumsal olarak devam edersek hisselere dağıtılıp güzel bir işleyişte olabilir. Bu benim kendi şahsi fikrim. İyi olur, iyi olur diye düşünüyorum. Bunun haricinde Bitlis'le ilgili sürekli Bitlis'e programlar yapmak ve Bitlis'e ne tür yatırımlar yapılabilirle ilgili iş adamlarımızla ilgili sürekli istişarelerde bulunulmasını, çok daha sık sık toplantılar yapılıp, herkesi ziyaret edilip, herkesin fikrini ayrı ayrı alıp, nerelere kadar neler yapılabilir diye düşünüyorum.
dediğim gibi gerçekten çok daha konuşulacak konular var. Sabah kahvaltısıdır. Hepinize ben çok çok teşekkür ediyorum adım adına. Bursa adına, kendi adıma da saygılar, sevgiler. Teşekkür ederim. Bursa temsilciliğimize çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Değerli büyüğümüz Hacı Kerem Koçyiğit aramızda. O da bir selamlama konuşmasını yapsın. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sevgili başkanım, önceki başkanlarım, değerli BİGİAD üyeleri ve değerli misafirler, hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Ben Kemal kardeşimin bu göreve geldikten sonra yapmış olduğu ilk icraatı gerçekten yürekten kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Böyle bir mekanın düzenlemesi noktasında göstermiş olduğu gayreti kendisinin ve yönetiminin tümüne teşekkürlerimi arz ediyorum. Bitlisli dediğimiz zaman akla partili olarak değil, Bitlisli olarak geldiğimiz takdirde aramızda hiçbir husumetin olacağına inanmıyorum. Ama ben A partiliyim, sen B partilisin, öbürü C partilidir dendiği zaman biz birilerini mutlaka küstürürüz, birilerini darıltırız ve bu toplumu bir araya getirmekte de ciddi manada zorlanırız. Onun için ben Zeki kardeşime tekraren teşekkür de etmek istiyorum. Çünkü ta Ankara'dan buralara fedakarlık yapıp geliyorsa bu bir Bitlisli'ye örnek olması gereken bir durum. Evet, hepimiz ne tür bir işimiz olursa olsun Bitlis'le ilgili bir toplantı olduğu zaman o bizi işte kardeşimizin verdiği örnekle beraber 3 ameliyat olduğu halde kardeşim kalkmış buraya gelmiş, teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bizim genç arkadaşlarımızın çok daha hayırlı işlere imza atacağına inancım sonsuz. Böyle bir topluluğu bir araya getiren Bitlis'in ismine ne mantıkla bakıldığını hepiniz biliyorsunuz. Bitlis dediğimiz zaman Türkiye'linin aklına ne gelir biliyor musunuz arkadaşlar? İlim gelir, ilim. İslam gelir, Kur'an gelir. Peki böyle bir ilim insanları partiye bölünüp her birinin ayrı bir yerde olması noktasına gelmesi hepimiz için zül değil mi? Tabii ki züldür. Dolayısıyla hayrün nas men yenfa'un nas diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. İnsanların en hayırlısı insanların faydalı olandır. Bu ne demek? Eğer benim bir kardeşime faydam dokunuyorsa ben insanım. Ama sadece Rabbena hep bana diyorsam, kendimi toplumdan tecrid edersem ben sadece kendi kendimi kandırırım. Onun için tüm Bitlisli kardeşlerimden özellikle ricam, memleketimizin bugüne kadar gelen o güzel ismini daha güzel durumlara getirmek için gayret göstereceğiz. Kardeşlerimizin ferdi olarak güzellikleri ayrı şeydir. Toplumsal olarak güzellik olması da çok daha ayrı bir şeydir. Onun için birlik ve beraberliğimiz için, Allah rızası için ahir davam en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah hepinizden razı olsun. Değerli büyüğümüz Hacı Kerem Koçyiğit'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, görüyorum hepiniz sıkılıyorsunuz ama son iki konuşmacımız kaldı. Sizlerden anlayış bekliyorum. Şimdi de selamlama konuşmalarını yapmak üzere Sayın Selim Korkmaz'ı mikrofona davet ediyorum. Buyurun başkanım.
tekrar geçmişten bugüne kadar başkanlık yapan Kemal Başkanımız, Şerif Başkanımız, Zeki Başkanımız, Kerem Koçik Başkanımız, Ferhat Bulut kardeşimiz ve Yaşar İsiz kardeşimiz, Erol Başkan Başkanımız, Hacı Sıdık abimiz ve kıymetli bilgi adaylarımız. Ben de sözlerime başlamadan evvela hepinizi saygıyla, sevgiyle, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Selamın en güzeli olan Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize, üzerimize olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii böylesi güzel bir günde, bu cumartesi sabahında bizleri sizlere buluşturan kıymetli Kemal Başkanımıza ve ekibine de çok ama çok teşekkür ediyorum. Bediüzzaman Said Nursi'nin çok güzel bir sözü var. Der ki usta, güzel bakan güzel görür. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayata lezzet alır. Tabii bizlere bu güzel makamı süsleyen, bu duruma getiren Bilgiyat Başkanımıza ve kıymetli ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dostlar, bizler de Bitlis Konfederasyonu olarak 2019'un 6. ayından başlamış olduğumuz ve 2021 4. ayında rasmiyete kazandırdığımız 63 dernek, 3 federasyon ve Cenab-ı Allah nasip ederse önümüzdeki hafta pazar günü Sait Erkonca kardeşim burada mı? Sait Erkonca kardeşimizin iş yerinin hemen bitişindeki otelde, o Taşlıoyal Oteli'nde genel kurulumuz olacak. Belki yoğunluğumuzdan dolayı her birinizi ayrı ayrı arayamadık. Ben hepinizi ayrı ayrı ailenizle beraber, çevrenizle beraber böylesi güzel bir günlü ve anlamlı günde aranızdan kırmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ve diyorum ki bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz bir aileyiz, birlikte güçlüyüz. Zeki abinin çok güzel bir ifadesi var. Güzel bir örnek verdi. Dedi ki beş elin bir el beş parmaktan oluşur. Baştaki parmağı kestiğiniz takdirde dördü güzel yumruk olmaz. Olsa bile saklanmaz. Ama beşi bir olduğu zaman duvara vurduğunuz zaman gelmeseniz bile ses getirir. Dolayısıyla ben de sizlere katılıyorum. Bir olmalıyız, birlik olmalıyız. Unutmayın, ancak birlikte bir şeyler başarabileceğine inanıyorum. Bitlis ve Bitlisliğe hizmet yapan herkese biz her zaman yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Uzaktan yakında gelen bütün hemşehrilerimize de saygı hürmetimi arz ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Kıymetli konuşmaları için Selim Başkanıma teşekkür ediyorum. Şimdi de selamlama konuşmalarını yapmak üzere geçmiş dönem federasyon başkanımız, bir önceki Bilgiyat Başkan aday adayımız Yaşar İz sizi kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Bilgiyat Başkanım, bir önceki dönem Zeki Başkanım, Erol Başkanım, Bilal Başkanım, aynı zamanda Selim Başkanım, yine aramızda birbirinde değerli STK Başkanlarımız, Platform Başkanımız, özellikle Bursa'da gelen temsilci arkadaşlarımız ve selam, saygıdeğer hazirim. Ben de hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii ki burada birbirinde değerli konuşmacı başkanlarımız, arkadaşlarımız, özellikle Erol Ersan'la Zeki Başkanımızın çok güzel yerlere değindiler. Ben özellikle Bilgiyat'ta emeği geçen hem başkanlarımıza, yönetimine, delegasyonlara, emeği geçen her bir arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bugün belki burası olmazdı. Onun için gerçekten bu güzel toplumda, bu güzel birlik, beraberlik içinde gelen arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür eder. Aynı zamanda burada
Kemal kardeşim ve yönetimi gerçekten güzel bir restoran etmişler. Emeklerine sağlık diyorum. Evet, ben de iki dönem Bitlis Dernekler Federasyon Başkanlığı yaptım. Federasyoncu gerçekten dernekçilik ne kadar zor olduğunu hepimiz de biliyoruz. Yeri geliyor bizi eleştiriyorlar, yeri geliyor yakamızdan tuttular, yeri geldi bizi ciddi anlamda yıprattılar ama asla biz eleştiriye hiçbir zaman biz kapalı olmadık. Her zaman eleştirilere açık olduk. Buradaki arkadaşlar da hepsi biliyorlardı bunu. Eleştiriye baştaki insan eleştirilere açık olması lazım. Özellikle bizleri gerçekten iş anlamında temsil eden Zeki Başkan'ım örnek veriyorum. Türkiye genelinde gerek devlet hastaneleri olsun gerek inşaat sektörü olsun her konuda bütün arkadaşlarımız hepsi birbirinde değerli insanlar. Herkes kendi konumunda memleketimizi temsil etmek için bir yere getirmek istiyorlar. Özellikle bu son bir hafta 10 gün içinde yine ki marketlerin sahibi Erhan Arslan halka açılmasından dolayı ben kendisini tebrik ediyorum. Güzel bir alkış istiyorum kendisine. Ben konuşmamı kısa keseceğim, uzatmayacağım. Burası bir aile toplumu olduğu için, hep aile, abi kardeş olduğumuz için. Ben kısa keseceğim. Demin Zeki Başkanımın dediği gibi bazı eleştirilerimiz de olacak ama tatlı eleştirilerimiz de olacak bunlar. Özellikle ben bunu Sayın Kemal Başkanım olmak üzere ve yönetimine bunu söylüyorum. Kemal Başkanım biliyorsunuz bir seçim oldu, geldi geçti. Hem konuşmamızda hem çıkarken ben sizi aradım, tebrik ettim. Aynı zamanda arkadaşlarımla beraber geldik, yerinize bir buraya geldik. Hayırlı olsun'a geldik. İş yaptığınız müddetçe, hizmet yaptığınız müddetçe arkadaşlarla hep buraya gelen hiçbir arkadaşımız eminim kötü niyetle gelmemiş. Hepimiz de iyi niyetle gelmiş. Yine kötü niyet olsaydı örnek gücüm buraya gelmezdik. Geldi burada hayırlı olsun da bulunduk. İyi hizmet varsa yanınızdayız, hizmet yoksa biz yokuz dedik. Akabinde Bitlis'e, ben de Bitlis'e gittim, siz de gittiniz. Oradaki şube başkanına gidip özellikle Yaşar'dan yana oy kullandığınızı, Yaşar'dan yana olduğunuzu, Yaşar'a destek verdiğiniz için sizi görevde alıp başka bir arkadaşı bu göreve getirmek inşallah doğru değildir ki eminim öyle bir şeydir. Yani eğer böyle bir şey olmuşsa da bu doğru bir şey değil. Sonuçta biz abi kardeşiz. Bana oy veren de dedim ki Allah razı olsun, vermeyen de dedim Allah razı olsun. Hakeza size de veren de Allah razı olsun, vermeyen de Allah razı olsun. Sonuçta bu bir seçimdir. İlla ki biri gelip kazanır. Öbürüyle öbürüne saygı duyması lazım. Bu bir. İkincisi, başkanım burada eğer biz Bitlis'in ismini taşıyorsak, eğer hep beraber biz burada Bitlis isek, demin Erol Başkanım, Zeki Başkanım zaten değindiler. Aynı zamanda Seracettin Gümbay sonuçta bir istişare kurulunda, istişare kurulu aynı zamanda başkan yardımcısı. İsterse benim, isterse miyelim. Bence bu tür insanların aramızda olması çok anlamlı ve olumlu buluyorum. Olması lazım. Eğer birinin deyiminle şunu çağıralım, şunu çağırmayalım, burada gerçekten ayrımcılık var. Burada birlik, beraberlik nerede kaldı diye ben bunu burada söylemek istiyorum. Olmaması lazım. İsterse benim, isterse miyelim, birini dayatmasıyla örnek veriyorum. Beni çağırıyorsan, ben kendi şahsım için söylüyorum, beni çağırmayın. Ama BİGYAT adı altında Bitlis'in ismini taşıyan her bir BİGYAT ferdine hepsini tek tek çağırmamız lazım. Gelin burada dediğim gibi zaten insan kendisi istemezse çekin gider. Bu birlik beraberliği ben bozmasını gerçekten istemiyorum. Burada güzel bir birlik beraberlik var, güzel bir kardeşlik var. Hep beraber olmamız lazım. BİGYAT'ın yerine gelirse evet ben başta da söyledim, kongre günü de söyledim. BİGYAT'ta kesinlikle bir yer kazandırmamız lazım. Mesela 100 bin liradır veya de 50 bin liradır. Yani buradaki arkadaş herkese 50 bin liranın, 100 bin liranın inanki verir. Hiç şey yapmaz. Yeter ki hizmet olsun. Bu bir gerçek. Ki orada Şerif Başkan'ın kongre gününde çıkıp işte kazanan da kaybeden de 100 bin lira vermesi lazım. Bu ara Kemal Başkan'ın hastaydı. Allah otalı şifa versin tekrardan. Allah otalı bir daha göstermesin hiçbirimize. Bu pandemi gerçekten de çok kötü. Ben de yakaladım. Hakikaten ciddi anlamda Azrail'e baş başa kaldım. Yani titriyordum o zaman. Şerif Başkanım, her konuşmada, bak tatlı bir dili söylüyorum. Her konuşmada çıkıp,
Yaşarsan 100 bin lira vereceksin, Zekisen 500 vereceksin, yoksa Erol Başkanım bu kadar vereceksin. Sürekli söyleyecek haberin olsun. Dur söyleyeyim başkanım. Ben sen ilk başkan seçildiğin zaman burada, ben bir televizyon programında sizi izledim. Zeki Başkanım da yanındaydı, bilmiyorum. Yanlışsan düzeltin lütfen. Sen dedin ki ben Bitlisli hemşerilerime söz veriyorum. Ben İstanbul'da bir kültür evi Bitlisli hemşerilerime kazandıracağım. Nerede bir senin kültür evi? Bir dakika. Bak. Yani bak şimdi suçu başkasına atma. Bu bir. Bir dakika. Bitlisli'de televizyona çıktık. Biz orada Bitlisli'de bir taziye evi söz verdik. Ve başkanım taziye evi Zeki Bey'e bırakmışız. Şimdi taziye evi nereye yapıyor? Şimdi burada karşılıklı atışma evet. Olmasın yani hoş değil. Ama bir sitedeki programda sen de var değil mi peki? Belli yatırımlar bana ait. Yok yatırım. Bizzat gittik ama ne yazdık ki orada kardeşimle beraber gittik o da şahitti. Varlık değişiklik ilgilenmediler. İstemediler ben yapmamızı. Başkanım ben şunu söyleyeyim. Sonuçta Vahit Bey veyahut da Ali Bey veyahut da Mehmet Bey. Sen elini cebine attığın zaman kimse mani olmaz. Biz bunu sende istiyoruz. Bu biz. Doğru muyum başkanım? Biz bunu şehir başkanımızda istiyoruz. Yani burada senin gibi hol gibi bir adam şu burada 100 bin lira ben de 100 bin lira verip bir sen 100 bin lirana kalmamışız. Kusura bakma bir kültür evi istiyoruz senden. Kültür evi yapmasan dahi Kemal kardeşime ve yönetimine destek olacaksın. Hiç olmazsa yarısını sen karşılayacaksın. Bu bir. Değerli başkanlarım, ben sözü fazla uzatmıyorum. Gerçekten hepiniz de değerli insanlarsınız, hepiniz de güzel insanlarsınız. Ne olur, bugün ben istiyordum ki bu güzel toplantıda, evet sadece BİGYAT'ın yönetimi ve üyeleri çağırmışsınız. Ama böyle güzel ortamda ben özellikle federasyonu da, BİKAV'ı da, BETAV'ı da burada olmasını istiyordum. Bu birlik beraberimiz olsun. Bir kampanya kullanacak. Özellikle dediğim gibi Erol Başkanım biliyor. Seracettin Gülbay vallahi beni günaha kadar da sevmiyor. Ben onu da biliyorum. Ama ben doğrudan, haktan yana olduğum için kim olursa olsun bu şerefetin olmaz. Başka biri olur. Bence bu ayrımcılığı yapmayın. Seviyorum hepinizi. İyi ki de bugün hepimiz buraya gelmişiz. İyi ki sizler varsınız. İyi ki biz Bitlisliyiz. Bundan sonra her yerde Karadeniz dediği zaman evet doğrudur. Ama bundan sonra her yerde Bitlis var. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kıymetli konuşmaları için Yaşar Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Şu durumu belirtmek istiyorum değerli üyelerimiz. Bugün buraya davet edilen üyelerimizin dışında hiç kimse davet edilmemiştir. Sadece üyelerimiz davet edilmiştir. Pandemi sonrası ilk toplantımız olması münasebetiyle. Şimdi de kapanış konuşmasını yapmak üzere Sayın Kemal İnan'ı mikrofona arz ediyorum. Buyurun başkanım. Kongrede verilen sözü hani bir söz verilmişti. O gün ben kongreye katılmadım halde söz verirken ben bir dakika içerisinde o sözü yerine getirdim. Ben orada olmadan vekilin söz vermişti o 100 bin lirayı. Daha bir tek oy kullanılmadan o 100 bin lirayı hesaba attım ben. Ve şerif burası hesaba attım. Normalde bizim zaten tüzüğümüzde yönetime seçilecek yönetim ve başkanlar toplamda 210 bin lira zaten para yatırıyor. Yani biz zaten onu yazmışız. Ve şu anda da biz buraya harcadığımız 250 bin lira para da bir kuruş da deneyim parasını çıkarmadık. Ve biz burada da yaptık. Buradaki toplantımız sadece üyeleri çağıracaktı. Ve bir üyelerin bir çoğunu da ben dün akşam saat 8-8.30'da aradım ben. Burada olanlar bir sürü var yani. Senin başkanım ben dün sizi karşıya aradım. 17 gibi dedi değil mi? Dün akşam 17'den sonra aramaya başladı. Zaten kendi... Evet tamam.
Saat 12'den sonra aradı. Ve sadece burada aslında ilk kahvaltı sadece üyelere vermek için, sadece üyelerle birlikte, bilgiyat üyeleriyle birlikte olmak için ben yaptım. Normalde çağırsam tabii bilefi de çağırırsın, tabi de çağırırsın, tüm Bitlis STK'ları çağırsın ve önde gelen insanları çağırırsın. Zaten burası o zaman bize yetmiyor, başka bir yerde yapmak lazım. Ve Serajdin Bey de evet, ilk başta çağırmadım ama ben dün aradım. Çünkü zaten dün toplantı masasına koydum ve ben Ayhan Cesim Karada aramaya başladık ve ben 3 defa peş peşe aradım ve meşguldü. Gördü veya görmedi, dönmeyince ben de ondan 3 defa çünkü Allah hakkı 3 defa aramışım, cevap vermemişse ondan sonra bir daha aramama gerek de yok. He burada harbi harbi söylüyorken uzaklarında. Yani ben bu adamdan zarar gelmem ama küsmemek lazım. Sonuçta ben de onun kardeşiyim yani. Ben İşçilere Kurulu'nu Erol Bey daha önce bize benden davet beklediğinden dolayı ben dedim ki benim ondan daha hazır değil. Hazır olduğu zaman toplantıdan sonra o zaman sizi çağırırım dedim hani işlere. Değil mi başkanım? Ben o zaman söyledim. İşçilere Kurulu'nu ben o zaman çağıracaktım zaten. Zaten İşçilere Kurulu'nu komple bir üyelerle çağırmak zaten yanlıştır. Sonuçta İşçilere Kurulu demek abi demek. Abiden fikir almak. Yönetim eksikliği değil. Yani ailede bile bakıyorsun aile böyle ileri götüren biri olur ama aile büyüğüne danışır. Ve danıştıktan sonra da iyi fikirler uygular, beğenmedik fikirleri uygulamaz. Burada biz her zaman işarede olacağız ama bilgiyatın faydasına olan her şeyi uygulayacağız. Faydasına olan olmayan hiçbir şeyi uygulamayacağız. Yani işaret kurulu yanımızda istiyoruz. Nasıl işaret kurulu çıktı dedik hani Şerif Başkan ne işaret kurulunda sonuçta çıktı 100 lira dedi. Bir proje olursa her zaman elimizi tartışmanın altına koyacağız. Zaten hani biz yapacağız demiyoruz. Biz yapıyoruz. Yani biz araştırmalarımızı yapıyoruz. Biz sadece bizim zaten araştırmacılarımızla sadece ben araştırmıyorum. Yani bizim bilgiyat yönetimi herkesin bir görevi var. Ve her bir başkanın da altında 3-4 tane çalışma arkadaşı var. Nasıl Bursa'daki Kadir Çiftçi bak, bir temsilcimizdir. Yani temsilcimizden neler yapacağımızı buradan görebilirsiniz. Onun için biz şunu yapıyoruz diye demiyoruz. Biz yapacağız. Üyelerimiz görecek. Yanımızda olan üyeleri her zaman başımızın yeri var. Ama herkes kendi gönlüne göre biz zamanı geldiğinde çağıracağız. Diyecek biz böyle bir yer yaptık. Böyle bir yer alacağız. Bilgiyata kazandıracağız. Ve sizden de katkı bekliyoruz. Evet, burası bizim yerimiz kalsın. Ama alacağımız yer daha fazla para getirir. Buranın kirası 4000 liradır. Komik bir adam yani. İş adamı olan insanların tamam hiçbiri buradan çıkmak istemez. Ticaret, evet büyük yerler yapmaktır ama sahnede yapacağınız bir tane toplantı için büyük paralar ödeme gerekmez. Alırız bir tane böyle bir arazi alırız. Üzerine birine dekeriz, altını kiraya veririz. O zaman hem bilgiye dekeriz, gelir de gelir. Hem gelecek başkan da o zaman eli kolu da rahat olur ve daha da sağlam başkan oraya gelir. Teşekkür ederim. Unutulur. Şimdi kongrede Zeki abi dedi ki acele etmezseniz yılbaşına kadar 2020'nin sonu. Doğru mu abi? Aralık ayına kadar aldınız. Alamadınız ben bunu mesafe vereceğim. Bak şimdi Zeki abiye buradan söz alıyorum. Öyle bir söz yok. Bir dakika. Ben kızdı. Şimdi buraya bir şey yok. O sözü. Ben ona geldim. Bak. Hele hele alkışlar. Bak. Bakın değerli bir kez ailesi. ben geçenlerde ne dedim? Bak Zeki Peker'in dedi, geçmişte ben 6 yıllık ekstra almışım ya. 6 yıllık ekstrası bendedir. Kimin ne kadar faydalı oldu orada da yazılı. Zeki Peker dedim 1 milyon da verdi, 2 milyon da verdi. Ha burada gaza getirmek için de söylemiyorum. Yani böyle bir kitabı anlatın. Ben bunu gerçek söylüyorum. Yani şimdi başkan bir ya şimdi bizim
bizim şeyimizde hani derler ya, söz örnek. Hani şeye benzemez. Biz yaparız. Hani Zeki Bey'e gidip oraya gidip. Sonuçta burası Zeki Bey'in kurduğu bir ev. Burası senin yerin abi. Hiçbir arkadaşıma gelsin de işte burada hiçbirine ya bana destek verir misiniz diye de söylemedim. Çünkü burası ayrı bir kimliktir. Siyaset ayrı bir kimliktir. Siyaset kravattır. Belki terördür artık. Allah siyaseti de bizden uzak etsin. Onun için birlik olalım, beraber olalım. Vallahi 3-5 günlük dünyada hepimiz de bu üzerinde hava attığımız toprağın altına muhtaçız. Güzellikten, güzel olmaktan, iyi olmaktan birlikte beraber dostluğa kadar güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ederim. Yani bunu benim kardeşim olarak bir yüksek istişare kurulumun tavsiyesidir. Tavsiye ediyorum ben bir kaydım ya işte tavsiye oluyor ya. Tavsiyesidir. Şimdi kardeşim biz söyleyelim. Siz oyularsanız oyularsınız. Oyulamazsanız da biz yine doğru olduğu bir şeyle yanınızdayız. Yanlış olduğu bir şeyden artık ben daha konuşmam. Ben çünkü başkanım, zaten ben sizin bu tizlek böyle bir şekilde konuşmanızı zaten çok seviyorum, sorulmak istiyorum. Yani benim demek istediğim şey, hakikaten Bilgiyat'a ve Bilgiyat'a ve faydalı olan her şeyin yanındayım. Yani hiçbir zaman, ben her zaman danışırım. Büyüklere zaten danışmadan iş yaparsam olmaz. Evin büyüğüne danışına götür. Bugün biz niye 50 yaş sınırını kaldırdık? Çınarlarımız yanımızda olsun diye, danışalım diye. Şimdi bizim yanımızda çınarlar olmadıktan sonra o ormanın da bir faydası olmaz. Yanında çıkacak yeşillikler faydalanmazsa bu defa esen her rüzgarda da o ot yemlenecek sağa sola doğru. Çınarlar olacak ki biz de etrafında böyle kümelerden birbirimize birlik beraberlik olalım. Yani böyle küsmeler hoşuma gitmiyor yani. Biz iş adamıyız, küsme. İş adamı çizemez sağa sola. Hani o vırabilir. Hepiniz geldiniz. Çok teşekkür ederim. Birlik beraberimiz daim olsun. Allah hepinizden razı olsun. İyi günler. Evet kıymetli üyelerimiz. Katılım ve katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.